Değerli izleyiciler, hayırlı haftalar, hayırlı Ramazanlar. Yine Spor 3 programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu akşam özel bir konuğumuz var stüdyoda. Afyon Futbolu'nun bir numaralı markası Esilaç Afyonspor'un değerli başkanı Süleyman Karakuş stüdyomuzda. Hoş geldiniz Sayın Karakuş. Hoş bulduk İbrahim Hocam, Muaz Hocam. Kendinizi kısaca takdim eder misiniz taraftarlarımıza? Mutlaka herkes izleyicilerimize sizi tanıyor ama eyvallah. böyle özgeçmişinizi de biraz kısaca bilmek isterler mutlaka. Öncelikle bizleri izleyen spor severlerimize, taraftarlarımıza, spor dünyasına saygılar selamlarımı iletiyorum. Bu Ramazan ayının mübarek gününde onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bizlere yer veren Kanal 3 ailesine de teşekkür ediyoruz. İsmim Süleyman Karakuş. İstanbul İmraniye Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra yurt dışında lisansımı tamamladım. Sonra memleketim olan burada ticaret hayatına başladık. Akabinde meclis üyesi seçildik. Belediyedeyiz şu anda. Aynı zamanda belediye başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. 4 yıldır da kulüp içinde yönetimdeyim. 2 yıldır da kulüp başkanıyım. Afyonspor'umuz için, bu şehrimizin spor anlamındaki tek markası olan Afyonspor'umuz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu yayında da neler yaptığımızı sizlerin sorularıyla bir bir cevap vereceğiz. İnşallah başkanım. Bütün isteyen, bütün taraftarlarımız, kamuoyu, merak edenler istedikleri soruyu sizler aracılığıyla bize iletebilirler. Lütfen siz de bize iletirseniz memnun olurum. Burada canlı yayında cevap vermekten kaçınmayacağız. Kaçınacağımızda hiçbir soru yok. Başkanımın dediği gibi, beyan ettiği gibi ekranlarınıza da şu anda yansıyor. 0535 448 78 35 ne oldu? Telefonun WhatsApp hattına mesajlarınızı, sorularınızı iletebilirsiniz. Tabii ki seviyeli bir şekilde. Saygı her yerde, her zaman en önemli argümandır. Çizgiyi aşmadan karşılıklı bir şekilde, üslubuna yakışır şekilde biz de ileteceğiz. Yine stüdyomuzda her zaman olduğu gibi daimi yorumcumuz, futbol antrenörü Muaz Kurtay da var. Hoş geldiniz Sayın Kurtay. Hoş bulduk İbrahim Hocam. Ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Başkanımı da hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Bizim için de hatıralarda güzel bir program Evet. olacağını düşünüyorum. Hemen vakit kaybetmeden başlayabiliriz. Vakit kaybetmeden o zaman konumuz Esilaç Afyonspor. Esilaç Afyonspor deplasmanda Ankara Spor karşısındaydı. Geçtiğimiz hafta 2-0 öne geçtiği müsabakayı 2-2 beraberlikle neticelendirdi. Şimdi ikincilik beyaz gruptaki toplu sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programını ekranlarınıza getireceğiz. İkincilik beyaz grup puan durumu. Çorum Futbol Kulübü 51 puanla birinci sırada, Şanlıurfa Spor 50 puanla ikinci sırada, Ahmet Spor 47 puanla üçüncü sırada, Esenler Erok Spor 46 puanla dördüncü sırada, Arnavutköy Belediyespor 42 puanla 5. sırada, Düzce Spor 41 puanla 6. sırada, 24 Erzincan Spor 41 puanla 7. sırada, Afyon Spor 39 puanla 8. sırada, Ankara Spor 39 puanla 9. sırada, Soma Spor 37 puanla 10. sırada, Isparta 32 Spor 36 puanla 11. sırada, Nazilli Belediyespor 35 puanla 12. sırada, Menemen Futbol Kulübü 35 puanla 13. sırada, Bursa Spor 30 puanla 14. sırada, Batman Petrol Spor 29 puanla 15. sırada, İnegöl Spor 29 puanla 16. sırada, Tarsus İdman Yurdu 21 puanla 17. sırada, Bayburt İl Özel İdare Spor 12 puanla 18. sırada yer alırken, Sivas Belediyespor 11 puanla son sırada yer aldı. 24 Erzincan Spor 1, Şanlıurfa Spor 2, Ahmet Spor 0, Çorum Futbol Kulübü 2, Ankara Spor 2, Afyon Spor 2, Bayburt İl Özel İdaresi 1, Nazilli Belediye Spor 3, Düzce Spor 0, Arnavutköy Belediye Spor 1, Esenler Erok Spor 2, Batman Petrol Spor 2, İnegöl Spor 1, Soma Spor 0, Menemen Futbol Kulübü 4, Isparta 32 Spor 0, Tarsus İdman Yurdu 3, Bursa Spor 3. Ekranlarınıza geldi ikinci ligin anatomisi. Hemen son maç üzerinden değerli başkanıma burada sözü bırakacağım. Deplasmanda alınan 1 puan, playoff potasıyla 2 puan fark var. Sezon öncesi bakıldığında ciddi manada küçülmeye giden bir kulüp, yapılanmaya giden bir kulüp ve spor kamuoyunun da Afyon spor kamuoyundan ziyade Türkiye spor kamuoyu, ikincilik beyaz grubu, ikincilik diğer gruplarını takip eden medya mensuplarının gerek basının
tabiri caizse kümede kalmaya oynar dediği takım ligin zirvesinde oynayan takımları rahatlıkla deplasmanda yenebiliyor ve playoff potasına da çok yakın bir düzlükte. Bu yapılanma nasıl gerçekleşti? Sezon öncesi koyduğunuz hedeflerle şu an gelinen nokta arasındaki farklılıklar veya varsa tabii ki o anki düşünceleriniz, şu anki düşüncelerinizle beraber örtüşüyor mu başkanım? Kısaca bu sezonun başından bugüne gelinen noktayı alalım sizden. Tabii. Öncelikle İbrahim Hocam bir şey düzeltmekte fayda var. Biz küçülmeye gitmedik. Yani biz, kamuoyunun başkanım affedersiniz. Öyle gençleşerek güçlenmeye gittik. Yani kurumsallaşalım dedik, şirketleşelim dedik, gençleşelim dedik. Çünkü bir önceki yılda Afyonspor'un yaş ortalaması yanılmıyorsam 29 civarıydı. Evet. Ve hani sütten ağzı yanına yoğurdu kaşıkla üfleyerek yer denir. Biz o tecrübelerimizden yola çıkarak bu sene farklı bir kadro mühendisi yaptık. Ve bu kadro mühendisi göreceksiniz. Türkiye'ye örnek olacak. Önümüzdeki yılda nasıl transferler yapıldığını, nasıl kulüplerin kabuk değiştirdiğini, nasıl bir yapılanmaya gittiğini Afyonspor'u modelleyerek alacaklar. Biz burada Afyonspor'un bütçesel anlamda mali disiplini sağlamak için kadro mühendisliğini ona göre dizayn ettik. Bugün bizim bu ligdeki hangi oyuncumuza kötü diyebiliriz ki? Şu an oynayan oyunculara. En iyi kaleci bizde. En iyi 6-8 bizde. En iyi defans hattı bizde. En genç ayaklardan orta saha bizde. Hangilerine kötü diyebiliriz? Hangi kanatları? Hem kaliteli hem hangi kanatımızı? Eray'a bunun kötü bir oyuncu diyebilir miyiz? Mümkün değil. Üç tane kulüp. Ligin en gelecek vadede oyuncularından. Tabii ki. 19 yaşında ya bu sporcu. Tabii ki 18-19 yaşında. Hatay Mustafa Özbay'ımız öyle. Evet. Aynı zamanda depremize bir kardeşimiz. Şimdi biz burada sezon başında Mayıs ayında hatırlıyorsanız kongre kararı aldık. Kongre kararına gittiğimizde ilk tarihte kimse gelmedi. İkinci tarihte de kimse gelmedi. Belediye başkanımızın da talimatıyla bu işi yapacaksınız dedi. Afyonsporumuz sahaya çıkamaz duruma kalmasın dedi. Çünkü bu şehrin tek markası. Bunu da siz yapacaksınız dendi. Biz de hay hay başkanım bu şekildeyse bu görevi yaparız Afyonsporumuz için. Elimizi deyin gövdemizi taşın altına koyarız dedik. Ve o gün elimizde sadece 3 oyuncu vardı. Anıl, Alper, İlke. Başka oyuncumuz yoktu. İsim vermeyeceğim ama çok emek yiyen bir sürü oyuncumuz ilk terk edenlerden birileri oldu. Polemik olmasın diye vermeyeceğim. Yıllarca buranın ekmeğini yiyip 3 kuruşa tamam edip terk eden arkadaşlarımız oldu. Hatta mahkemeye vererek terk eden arkadaşlarımız oldu. Bunları atlattık, icraları atlattık. Sigorta borçları, vergi borçları, oyuncu alacakları, birincilikten kalma ceza davaları, kesinleşmiş tahkim kararları. Bunları temizleye Temmuz ayına geldik. Mayıs ayında. Sonra hocamızla anlaştık. Akabinde biz şunu hiç kimseye söylemedik ama bunu ilk defa açıklayayım. Geçen yıl Turan Hocamgil'den oluşan bir scout ekibi kurduk. 4-5 altyapı hocamızı üçüncülükleri ve bal liglerini izlettik. Bütün maçları izlettik. Geçen yıl. Oluştu bu yapı. Tabii. Biz bu isimleri orada tespit ettik. Şu anda kadroda bulunan isimlerden hangileri o scout ekibinin önerisiyle alındı başkanım? İsmail Hakkı. Bolvar'ın Termal. Bal liginden geldi. Mete Şiar. Ondan sonra Mete Şiar. Eren Tokat. Bunların hepsi scout ekibinin raporu doğrultusunda alındı. Hayli düşük maliyetlerle geldiler. Ve çok ciddi. Yani şöyle düşük maliyet derken o günkü şartlarda biz kimseye zorla imza attırmadık İbrahim Bey. Evet. Biz teklifimizi yaptık. Arkadaşlar rakamını söyledi. Afyonspor'un menfaati neyse ben imzaladım. Şu anda da değilse gayet imzalamadım. Ciddi performans tabii sergiliyor. Özellikle hepsinden de memnunuz Eren, yani. Eren, Mete, Şiar, İsmail de biz zaman zaman. Bu hattımızı mesela o scout ekibinin raporu dolusunda aldık. Ballıgin'den oyuncu aldık. Bunu önemli bir cesaret anekdot. Tabii. Kimse cesaret edemez. Tabii. Sağ olsun ben buradan teşekkür ediyorum o scout ekibimize. Emek verdiler. Her hafta arabalarıyla bakın arkadaşlar. Gittiler geldiler.
Biz destek olduk elimizden geldiğince. Bize aşağı yukarı 34 oyuncuyu kapsayan bir rapor sunuldu. Maliyetleri, yaşı, oyun performansı, süre aldığı dakika. Hepsine baktık. Kadromuzun uyumuna baktık. Mevkilerimizin boşluğuna baktık. Bütçe ve maliyet noktasında planlama yaptık. En uygun arkadaşları seçerek teklifte bulunduk. Ve kabul edenlerle yolumuza devam ettik. Yoksa sezon başında bizim buraya gelmek isteyen binlerce oyuncu vardı. Afyonspor bir markadır. Evet. Ama bizim burada koyduğumuz hedef bir bütçesel olarak sınır vardı. Bu da Türkiye'de tektir. Sınır koyduk, üst rakam. Bu üst rakamın üstünde oyuncu almayacağız dedik. Onu da uyguladık. O skalayı aşmadınız. Aşmadık. Aşmadık. Bir kişi de açtık sadece. Onun haricinde aşmak zorundaydık orada. Mecbur. Onun haricinde diğer yaklaşık şu an oyun kadromuzda 25-26 oyuncumuz var. Hepsi bizim ücret skalamızın altında vergi dilimini aşmayan oyuncu grubunu kadromuza dahil ettik. Çünkü o zaman bu sefer de vergi yükü biniyor kulübe. %50-55 civarında. Bu da ciddi bir rakam olduğu için böyle bir planlama yaptık. Ve o gün ben şunu çok net söyledim. Temmuz ya da Haziran ayında bir mülakatımda. Bu seneki hedefimiz gençleşme, kurumsallaşma, şirketleşme. Şampiyonluk türküsü çalmayacağız dedim. Evet. Sezon başında dedim bunu. Bunu neden dedim biliyor musunuz? Bu şampiyonluk türküsü çalmayacağız demem, şampiyon olmayacağız, şampiyonluk istemiyoruz demem anlamına gelmiyor. Bu genç kadroya o baskıyı oluşturmayacağız. Evet. Bugün playoff hattındayız arkadaşlar. Afyonspor playoff'tan çıktı. 2017-18 yılında. Doğru mu? Evet. Playoff hattındayız. Playoff'tan üstüne çıktık. Playoff hattındayız. Yani bu stratejinin hedefiydi. Parçasıydı. Çok zor bir tabii. Hedef. Çok zor bir yol. Stratejinin parçası. Yani biz burada hakikaten cesaretli bütün yönetimle beraber cesaretli adam attık. Afyonspor tarihinde ilk defa böyle bir oyuncu profili 21 yaş ortalaması da oynuyoruz. 7 tane Afyonlu olan ilk defa bir kadrodan bahsediyorum size. Varsa ikinci örneği söyleyeyim. Hoca profili de başkanım burada araya giriyorum. Gençlere süre vermeyi seven yenilikçi bir hoca figürü. Aynı zamanda yurt dışında bu işin eğitimini almış. Ciddi manada bu işin yurt dışında altyapı, üst yapı, A takım, Beşiktaş'ta sonra Scout Teknik Departmanı'nda görev almış bir hoca. Hoca aklınızda mıydı? Bu planın bir parçası mıydı? Yoksa bir öneri üzerine mi üstünde çalıştığınız şöyle, bir detaydı? Hocam Koray ben Palaz. Mayıs'ta ligler bitti. Ve bir sorum daha olacak bu soruyla bağlantılı. Koray Hoca ile uzun vadeli mi planlarımız? Yani bu görkemli bir binanın zemin katının inşası mıydı bu sezon? Şu anda öyle. Ve Koray Hoca ile de anladığım kadarıyla. Yani şu anda biz yani temel olmayan binada yükselmişiz. Evet. Yeniden bir inşa. Temel olmayan binada yükseldi mi ne oluyorsun? Asansör oluyorsun. Yeniden i̇nçik, bir inşa inçik, söz konusu. Onun cenazesini temizlemek de bize kaldı. Evet. Ben hala birinci gün borcunu diyorum. Birincilikten kalma şahıslar olan borçlar hala duruyor. Benim üzerimde. Şimdi biz Mayıs ayında bu yola çıkarken ben onlarca hocayla görüştüm. Onlarca. Hepsini dinledim. Nerelerden nerelerden isimler geldi. Yurt içi yurt dışı. Öneri üstüne öneri, öneri üstüne öneri. Hepsine tek tek sunum yaptırdım. Ve profillerini inceledik. Profillerini inceledik ve şunu sordum. Ya arkadaşım, Koray Hocam'a da aynısını sordum. Hocam, eyvallah, geliyorsunuz, anlaşıyoruz. Bir süre gidiyoruz, sonra kabuk değiştiriliyor sistemde. Evet. Hocam ben oldum diyor. Oyuncu profilini eleştirmeye başlıyoruz. Oyuncu profilini iyileştirirken başka yerlerde sakatlıklar çıkıyor. Hocama şunu sordum. Hocam bak, cesaretli bir kadro kuracağız. Genç bir kadro kuracağız. Afyonlulardan oluşan bir kadro kuracağız. Bunu kabul ediyorsanız bizim de olun. Ve istişare edeceğiz hocam dedim her konuyu. Çünkü bunun bedelini ben ödüyorum kulüp başkanı olarak. Evet. Affedersiniz. Eleştiriyi, hakaret alan benim. Başarı olduğumu zaten bize teşekkür eden yok. Genelde oyunculardır, teknik ekiptir. Oyuncu ama kulüp yönetiminin hiç azı geçmez. Aslında bütün yükü çeken de kulüp yönetimidir. Evet. O sebepten biz en baştan bu sistemi kabul ederseniz sizinle çalışacağımızı beyan ettik hocamıza. O da kabul etti. Benim zaten dedi Türkiye'de
bilinirliğim oyuncu yetiştirmekle, oyuncu kazandırmakla bilinir dedi. Evet. Örnekler verdi. Yetiştirdiği Emre Mor. Oyuncuları. Tabii Emre Mor'un scouting. Çok insan var. Olcay da dahil işte. Olcay. Çok insan bize anlattı. Biz de karşılıklı mutabakatla anlaştık. Bugüne kadar da geldik. Bir problemimiz yok. İstişare ediyoruz. Tabii ki anlaşamadığımız, ayrı düşündüğümüz, mutabık kalmadığımız noktalar var mıdır? Yani her yönetimde, her kulüpte olur bunlar. Ama genel anlamda bizim teknik heyetten çok bir şikayetimiz yok. Benim isteğim daha fazla gençlerim oynaması, daha fazla cesaretli bir kadronum olması, daha fazla cesur oynamamız. İşte en son Ankara Spor'u sordunuz. Bize gol atan iki çocuk, Yusuf. İki gol atan çocuk 19 yaşında. Evet. Bu 19'dan çıkma. Oluyor mu? Oluyor işte. Oluyor. Bizim Mustafa Erkasab'ımız niye atmasın? Emirimiz niye atmasın? Özbay'ımız niye atmasın? Özbay da Ahmet'e gol niye atmasın işte, abi? Ahmet atıyor işte. Oldu. Eray niye atmasın? Eray sık sık. Yani bu sebepten biz cesaretli oyun, güzel oyun, pas trafiği olan oyun, kondisyon olan, yüksek tempolu bir oyun. Bu modellerle yola çıktık. Bugüne kadar da hedeflerimizi tutturduk. Yani aslında şu anda konuşmamız gereken neden lider değil Afyon? Evet. Çok bariz. Yani çok şanssız işte puanlar kaybettik. Evimizde Soma'ya kaybettik. Beraberliklerimiz var 90+2'de 3 tane. Ahmet müsabakası da içerideki şanssız. İşte Ankara Spor beraberliği. Yani bunları alsak lideriz. Batman Petrospor. 90+5'te hakemin katlettiği bir maç. Bunları alsak şu an lideriz. Çok talihsiz. Hani şu anda konuşmamız gereken o. Ama playoff iyi bir hedeftir. İyi bir başarıdır. Bizim sezonun anki, geri kalan için hedef playoff mu başkan? Yani şu anda, geri kalan şu anda playoff tabii ki. Playoff. Playoff. Şu an playoff. 10 maç kaldı. Çarşamba günü Tarsus gelecek. Pazar günü de Bayburt maçımız var. Bu ikisi çok önemli. Bu ikisinin rehavetine kapılmamak lazım. Bu hattaki takımların kaybedeceği bir şey yok. Bir kontratakla gol atabiliyor. Evet. Yani gelişememek lazım. Çok önemli maçlar. Hepsi önemli maçlar. Şu anda çıkacağımız bütün maçlar benim gözümde final niteliğinde. Tarsus da final niteliğinde. Bunu hocamıza da söyleyeceğim yarın. Yani skor garantisi almadan kadroyu bozmamak lazım. Skor aldıktan sonra da daha cesur, daha cesaretli, daha gençlere zaman verilebilir. Bu maçlar önemli. İşte, hem yarışan hem yetiştiren bir kulüp olacak. Şu andaki hedefimiz o zaten. İbrahim Bey, biz öz kaynağımızı unutmuşuz ya. Öz kaynağımız yoktu ya. Bakın size buradan haber vereyim. Belki kamuoyunun bilgisi yoktur. Umudumuz playoff hattında şu anda. Playoff'a kalmayı garantiledi. Afyonspor tarihinde bir ilk bu. Tebrik ediyoruz. Soner hocamızı da tebrik ediyoruz. Soner hocamızı, Kemal hocamızı, altyapıdan sorumlu Halil Akburut Bey'i. Halil Akburut. Şu anda Afyonspor tarihinde benim bildiğim kadarıyla tek. Yok, ilk. Aynen tek. Playoff'a kalan şimdi, takım tek yoktu. Takım. Bu sene, tabii ki. Bu sene elitliklere katıldık biz. Ciddi paralar harcadık. Ama meyvesini aldık şu anda. Evet, zaman. Bu 17'miz şu anda bizim Türkiye'de son 16 takımın içinde. Ciddi transfer teklifi olan arkadaşlarımız var. Onlar tabii ki Afyon'da kalsa daha iyi olur. Ya bunlar bizim öz kaynağımız hocam. Evet. Bunlar olmadan sürekli transfer, sürekli transfer, sürekli transfer. Anatomisini de bozuyoruz, sosyolojisini de bozuyoruz, psikolojisini de bozuyoruz, ekonomisini de bozuyoruz. Hava da bozuluyor. Ya biz şovenizme kaçmadık, kaçmayacağız. Ben devre arasında bilirdim yani. 4 milyon verip 3 ay oynayacak bir forvet almayı bilirdim. Yazık değil mi abi paraya? İçerideki çocukların maç başları duruyor. Gideceksin, transfer yapacaksın. Biz ne yaptık? Maç başlarını ödedik. İkinci ligde maç başı ödeyen ya 2 kulüp vardır ya 3 kulüp vardır. Biri biziz. Gerisi aksatıyor. Ödemiyor. Yok. Bugün o üstteki takımlar dahil buna. Ödemiyor. Yani. Maç başı ödeyen takım yok. Aslında ben başkanımın konuşmasından başından sonuna kadar şunu anladım. Mayıs ayında geldikten sonra bir enkaz vardı. Temmuz, Ağustos'a kadar bu enkazı kaldırmak için bayağı bir çaba sarf ettiniz. Daha sonra takım kurma çalışmalarına geçtiniz ve kurduğunuz takımla da şu an bence istenilen noktada ve bana göre de başarılı. Yani maliyet performans olarak bana göre başarılı. Biz sürekli onu konuşuyoruz zaten. Hocam, maliyet performans açısından maliyet tablosunda başkanım 15. sırada takım. Performansa baktığımızda çok farklı bir yani yerde. Yani birinci sıradayız şu an. Evet. Maliyet performans açısından
Afyonspor birinci sıradadır ve diğer kulüpler size samimi söylüyorum örnek alıyor. Biraz önce de bahsettim. Önümüzdeki yılda transferlere bakarsanız kulüplerin nasıl kabuk değiştirdiğini göreceksiniz. Özellikle bizim liglerde. Çünkü bizim liglerde kolay değil bu işler. Evet, çok zor. Bir idol olacağız, bir rol model ya, olacağız diğer takımlara. İz bırakmak hedefimiz. Kesinlikle Afyonspor bu sezon yaptığı yapılanmayla diğer ikincilik kulüplerine rol model oldu. Başkanımız bunu burada ifade ediyor. Birçok kulübün kendilerine bu yılki yapılanmadan ötürü arayıp bilgi aldıklarını ve takdir ve tebrik ettiklerini ifade ediyor. Ya şovenizme kaçmaya gerek yok arkadaşlar. Bir gerçeğimiz var yani. Bizim Afyon'da bir gerçeğimiz var. Maalesef kimse yok Afyonspor'un yanında. Yani bir belediyemiz var, belediye başkanımız var. Onun desteğiyle bu işi götürmeye çalışıyoruz. Kamu kaynağı yok. Afyonspor tarihinde gene bir ilki söylüyorum. Kamu kaynağı sponsorlu olmadan yürütülen tek yönetimiz. Kamudan ve şehirden yok. Gerekli desteği yani alamıyor takım. İş adamlarımızdan destek olan var tabii ki. Peki nasıl yani görüyor başkanım bu? Sınırlı sayıda. Takımın maddi yükümlülükleri nasıl? Sponsor yerine buluyoruz. İşte bu sene ilk defa yine Afyonspor tarihinde bir ilktir. İsim sponsor olması. Mesela Afyonspor. Yani, tabii ki ilk defadır bu. Ben bilmiyorum başka. Siz biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ben Afşet harici, isim sponsor olan, kamu harici hiçbir firma bilmiyordum. Bu biz ikna ettik yani. Gittik konuştuk. Sağ olsun destek verdiler. O kaynaklarla yürütüyoruz. Tasarruf yapıyoruz. Aldığımız suya kadar hesabını yapıyoruz. Peki yani, başkanım, geçmiş yıllardaki iş adamlarının desteği mi şu an daha az mı geçmiş yıllara nazaran? Ya şöyle söyleyeyim yani. Mesela geçen seneki kadroyu düşündüğümüzde orada da mı iş adamları yoktu veya kamu destekli miydi? Ya sezon ama ciddi maliyeti olan ciddi bir kadro maliyeti vardı. Olan bir kadroydu ama bu sene orada Gökmen Çiçek valimizin ciddi desteği vardı ve anladım. Emeği vardı hani. Hem özelden hem Afşet'ten de orada. O zaman zaten sponsordu Afşet. Evet. Biliyorsunuz bizim dönemimizde o sponsorluk yoktu. Yok şu anda öyle bir sponsorluk yok. Ben Afşet'ten sponsor anlamında bir kuruş para almadım. Hiç almadım yani. Bizim tamamen özel gayretlerimiz, işte formamızdaki isimler, isim sponsorumuz, yayın gelirlerimiz, TFF'deki gelirlerimiz, o şekilde harmanlayarak yönetim olarak katkımız. Bunu da buradan da söyleyeyim yani. Sağ olsun herkes karınca kararınca, samimi söylüyorum. İşte deplasmanı örnek görüyorum. Her deplasmanı bir yönetime yazdık. Her deplasmanın maliyeti 100 bin lira. Evet. Her sıraya koyduk 7 kişi. Döndürüp duruyoruz onu. Böyle götürüyoruz mesela deplasman giderlerini. Ciddi fedakarlık. Tabii. Hepsi şehrin yani. Daha fazla desteği hepsi olabilir yani. Diyor musunuz peki? Ya başkanım, olabilir İbrahim Hocam. Olmalı da ben bunu anlamıyorum. Ya şu şehirde ikincilikte bir takım olduğunu şehrin en büyük markası. Kimse bilmiyor abi. En büyük markası. Kimsenin umurunda da değil, yanlış anlamayın. Kolay da bir seviye de değil. Yani yok yani ya takım var mı yok mu, düştü mü çıktı mı, ne oluyor bu takıma diyen yok abi. Nasıl kongreye demiyorsun? Gelen yok ya. Ya bu takımı maalesef ben kurmadım ya. Üzücüm. Bizim üzerimizde kaldı da ben kurmadım yani. Gerçekten üzücüm. Hani. Hocam başkanım az önce bahsettik ya U17, U15, U16. Tabii. Şimdi mesela U15 de başarılı bir grafik çiziyor bu sene. Evet, U15 şimdi, de çok başarılı son haftalarda. Biz bunları sürekli Celalettin söylüyoruz. Bu çocuklar hayalleri Afyonspor forması giymek. Yatarken Afyonspor forması giymek için uyuyorlar. Şimdi biz Afyonspor'u yok edersek çoğu gencin, çoğu çocuğun hayallerini ya, yok edeceğiz. Muazzam gölgesi herkese evet, yetecek. 1 milyon metrekare bir spor kompleksi olan şehirden bahsediyorum. 16 tane antrenman sahası olan, 15 bin kişilik stadyum olan, güreşinden, su sporundan, motor sporlarından olan bir spor şehrinden bahsediyorum. Evet, spor kompleksimiz bu harika. Bu takım gittikten sonra o sahayı ne yapacağız biz? Bana söyler misiniz? Evet. Kim oynayacak orada? Yaşadık. Ya yazık değil mi ya? Geçmişte yaşadık hocam. Abi yazık başkanım, değil mi ya? Böyle bir şey var mı ya? Evet. Biz bu rezilliğe meydan vermemek için mücadele ediyoruz. Mayıs ayında sahaya çıkamayacak bir Afyonspor'dan bahsediyorum Mayıs ayında. Şu anda da playoff potansiyeli. 3 oyuncusu olan, 15 milyon para lazım olan bir Afyonspor'du Mayıs ayındaki. Şu anda geldiği noktada da bir sürü oyuncusuna talip mutlaka olan bir takım. Şu anda kesinlikle öyle. Playoff potasında olan bir borcunu takım. Borcunu %50 düşürmüş. %50 borcunu buna rağmen düşürmüş. Takım kurmuş. Kendi bütçemiz, kendi döneminden benim kulübe borcum yok. Gelir gider bütçem eşit. Geçmiş dönemin borçlarını. Geçmiş dönemin borcu hala mevcut. Onları da ödüyorsunuz. İş adamları da borcumuz hala duruyor. Afyon'da iş adamı bu adamlar. Vazgeçmiyorlar. Afyon'da iş adamlarına borcumuz var. Benim ağrıma gidiyor bu ya.
Yani. Hadi geçtim dışarıyı. Küçük esnafa falan borcumuz yok. Hiç kimseye yok. Ama SGK maliye iş adamları duruyor. SGK maliyeyi taksi ödüyoruz. Yapılandırdık. Ödüyoruz. Aylık 200 bin taksiti var. Aylık kulübün gideri 400 bin lira civarı. Rutin giderler bunlar. Ekstra giderler hariç. Yani kolay dönmüyor yani. 2 yıldır ne çektiğimizi bir Allah biliyor yani. Taraftarlarımızdan bolca soru gelmiş. Tabii. Biraz size herkes aktarayım başkanım. Herkes istediğini sorabilir yani. Murat Dumlupınar, Çay ilçesinden. Kendisini buradan selamlıyoruz. Diyor ki sosyal medya hesapları neden yoruma bir süredir kapalı? Bu çok ağırımıza gidiyor. Görüşlerimizi beyan edeceğiz. Tabii ki saygısız ve çizgisini aşan yorumların tasvip edilmediğinden bahsediyor. Ama çizgiler içerisinde de yorumun, taraftarın yorumuna takımın ihtiyacı olduğundan bahsediyor. Aynı zamanda da sizin devre arası bahsettiğiniz AŞ'nin durumunu soruyor. Anonim şirketine geçişin şu andaki ne noktaya geldiğini öğrenmek istiyor. Anonim şirketiyle alakalı genel kurul kararımızı aldık. Hazır. Yani Gençlik Spor Bakanlığı'na, il müdürlüğüne başvurumuzu yaptıktan sonra şirket olabiliriz. Lakin şirketi kuracak ekip var da talipli yok. Şirketi kimin üzerine kuracağız? Demin bahsettiğiniz konularla ilintili. Varsa buradan çağrıda bulunayım. Kanal Çekran. Hani Afyon Spor şirketleşiyor. Ben de buranın içinde olmak istiyorum diyen varsa gelsin. Projesiyle, planıyla konuşalım, oturalım. Biz gene destek olalım. Hep beraber yapalım. Biz de içinde olalım. Ama bu işi yapalım. Hani bu yürüsün bu. Çok güzel bir hava var şu anda. Evet. Kolej havası var. Evet. Futbol kültürü oluşan bir Afyon Spor var. Gençleşen, bugün aldığımız oyuncuları biz ikişer yıllık aldık. Bunların yaş ortalaması 21-22. Önümüzdeki sezonda Allah'ın izniyle yani birkaç noktaya transfer yaptıktan sonra iskeleti bozmadan yoruma devam et. Hazır. Evet. Bütçe sorunu tabii hazır. Birkaç noktada. Bir mevkif söylemeyeyim şimdi. Oyuncu arkadaşlarımız yanlış anlayabilir. Ben hepsinden memnunum. Ama birkaç mevkide takviye yaptıktan sonra, çünkü kiralıklar falan var. Belki geri dönecek. Belki anlaşamayacağız. Belki anlaşacağız tekrardan. Bilemiyorum onu. Yaptıktan sonra iskeleti bulma devam et yani. Bu konuda da şirket konusunda durum bu. Talepli varsa lütfen bizimle iletişime geçebilir. Gelebilir. Konuşabiliriz. Projesini ortaya koyabilir. Canımızın üzerinde yani biz de canımızla, malımızla, kanımızla destek oluruz. Buradan kanalı çekmek. Aynen. Bir diğer konu kulüp hesaplarının yorumlara kapatılması konusu. Ya arkadaşlar, bizim oyuncu profilimiz genç. Oraya yazdığınız en ufak bir hakaret o çocuğu bitiriyor. Yani seyircilerinizden anlayış istiyoruz ya. Rica ediyoruz ya. Ya bir oyuncuyu yuhalayarak oynatamazsınız. Ya ağrıma gidiyor. Hala ağrıma gidiyor. Ankara Spor maçında 3-3 diye bizim stadyumumuzda 3-3-3-3 dendi ya. İçerideki maçta. Evet, içerideki maçta ya. Ağrıma gidiyor ya. İşte zaten evimizde oynadığımız maçlarda da deplasmanda yansıyor. Daha yani, yansıyor. Deplasmanda ya, daha rahat, daha psikolojikten daha baskın bir takım. Bu takım senin be kardeşim, neyi yuhluyorsun? Bu takım İlke'nin, Anıl'ın, Yavuz'un, Ahmet'in, Mehmet'in, Koray'ın, Süleyman'ın değil ki. Ya seyircinin ya bu takım. Kim kimi yuhluyor? Evet. Neden yuhluyor? Tamam, performans kötü olabilir. O gün oynamayabilir. İnsan ya bunlar ya. Motor değil ki. Bu çocuğun da aile hayatı var. Özel hayatı var. Psikolojisi var, sosyolojisi var. Morali var ya. O gün morali bozuktur. Olabilir ya. Evet. Kötü de oynayabilir. Evet. Bunda sorun yok. Kötü niyetli olmasın yeter ki oyuncu. Kötü oynayabilir. Gardı düşmüş olabilir. Az koşmuş olabilir. Yenilmiş de olabilir arkadaşlar. Ama şerefimizle yenilelim. Oynayarak yenilelim. Ezilmeden yenileyelim. Ben bunu her zaman söylüyorum. Düsturu bu kulüp. Tabii canım. Düsturumuz bu. Yani kapatma yönetim kurulu kararıyla biz onu karar aldık. Tekrar yönetime gündeme getirebilirim ben. Yani açabiliriz. Sorun yok. Kimseden bir çekincemiz yok. Orada ciddi mesajlar geldi. Açabiliriz yani. İnşallah şu playoff potasındaki durumumuz netleşsin. Onu da değerlendirelim tekrar. Nurullah isimli bir taraftarın sorusu var. Ali Aydemir neden takımdan ayrıldı diyor. Şöyle söyleyeyim. Arkadaşımızla, bunu da ilk defa açıklayayım. Transfer zaten kapandı. Bütün oyuncu grubuyla maalesef küs duruma gelmiş. En son ben görüştüm. Kaptanları çağırdım akabinde. O arkadaşa bahsettim. Ali dedim, özür dile.
oyunculardan. Kaptanlara da dedim, özrünü kabul edeceksiniz. Beraber götüreceğiz bu işi dedim. Ben özür dilemem demiş arkadaş. Şimdi bütün oyuncu grubuyla da problemli olunca, o da arkadaşı dahil. Ya, şimdi ben burada ne yapabilirim? O sebepten evet, kadro dışı bıraktık. Takım da bulamadı kendine. Şu anda hala sözleşmeli oyuncumuz. Maalesef bulamadı. Keşke bulsaydı. Yardımcı da olduk. Bu sebepten yönetim kurulu kararıyla teknik heyetin raporu doğrultusunda uyum ve ahengi etkilediğinden dolayı kadro dışı bıraktık. Başka bir sebebi yok. Bir problemimiz de yok arkadaşlar yani. Bir problemimiz yok. Hayırlı Ramazanlar demiş yine bir izleyicimiz. Elit U19 liginde neden bu kadar başarısız olundu? Ligi bir galibiyetle kapattı, bölgesele düştü. Takım sıkıntı neydi diyor. Yok, düşme kaldırıldı. İsmini vermemiş, düşme kaldırıldı. Düşme kaldırıldı. Maalesef U19'da istediğimiz başarıyı yakalayamadık şimdi bunu. Aslında şey, kaliteli bir takım vardı başkanım. İyi bir takımımız vardı. Yani, bu sezon kuruldu, oyuncular toplandı. O uyum sağlanamadı. O yaş grubunda sağlanamadı yani. Burada ama U17'lerde playoff'tayız. U15'te iyi bir noktadayız. Evet. Diğer gruplarda da yani her grupta maalesef bu başarıyı yakalayamıyorsunuz. Şimdi oradaki teknik heyetin raporu doğrultusunda biz ne istiyorsalar yaptık. Ama sonuç bu şekilde ortaya çıktı. Ben de üzüldüm ama şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. Önümüzdeki sezonda yeniden planlanacak orası. Şöyle bakmak lazım. Hatta yani şöyle planımız var. Ben U19'la alakalı. Başkanım sözünüzden sonra ilave edeyim. Buyurun. U19'u yani seneye şöyle bir niyetim var. A takımla entegre bir hale gelecek. A takımın yardımcı hocasının koordinasyonunda. Çünkü diğer türlü bizim A takımda havuza giremeyen oyuncuları oynatacağımız yer yok. Oraya gönderiyoruz. Oradaki hocanın tabii ki kendi bir kadrosu var. Evet. Kendi değerlendirmesi var. Üstten gelir gelmez kadroya girse problem, girmese problem. Ya böyle şeyler de yaşadık. Sıkıntılar da yaşadık açıkçası. Bunu bu sene gördüm ben. Ama seneye yani U19 takımı A takımında entegre olmalı. Evet, kadroya atış. Giremeyenler orada oynamalı ve her hafta oynamalı. Evet. Çok doğru bir karar bu. Ve oradan da bizim havuzumuz olmalı U19. Kesinlikle. Benim A takımımda bir sol bekim mi yok? Oradaki sol beki oynatabilmeliyim. Evet. Ben bu sene bunu teşhis ettim. Tedavisi seneye inşallah. İnşallah. Doğru bir teşhis. Altyapıyla ilgili şunu söyleyeceğim. Altyapıda tabelaya çok odaklı kalmamak lazım. Kesinlikle alt yaş yani. Burası yarış grubu zaten. 10 tane alt yaş grubunda şampiyon olmuş takımdan bir tane A takımı oyuncu veremezsiniz. Ama 5 yıl 6 yıl şampiyonluk görmemiş kadronun 6'sı 7'si A takıma gider. Çok ayrı şeyler. Oralara daha iyi bakmak lazım. Oyuna odaklanmak lazım oralarda. Skordan çıkmak lazım. Bir taraftarımız daha Akören'den Adem Bey, Erhan, Yasin, Nazmi, Celal. Bunlar olmazsa olmazlardan birisi. Sayın Başkanımıza iletir misiniz? Demiş. Ya katılmıyorum kendisi. Ona. Öyle bir yani şey yok. Futbolda öyle bir şey yok. Futbolda öyle bir evet, kural yok. Evet. Yani olmazsa olmaz diye bir kural yok. Herkesin alternatifi var. Biz Urfa'ya 5 eksikle gittik. 2-1 yendik geldik. Yani öyle bir altı şeyimiz yok. Bizim isimler tabii ki saygın isimlerdir. Değerli isimlerdir. Emek vermiş isimler. Emek vermiş isimlerdir. Benim hiç biriyle problemim yok. Biri hariç isim vermeyeceğim. Ama olmazsa olmaz diye bir şey yok. Benim kadro mühendisliğimde benim sisteme uyuyorsa, bütçeme uyuyorsa olabilir. Uymuyorsa olamaz. İsimler değil, arma önemli. Tabii İsimlerden ki, çıkmak kesinlikle lazım. Hayırlı akşamlar. Ben Hasan Öztürk. Başkana bir sorum olacak. Takım neden Ali Atman'a verilmedi demiş. Ya onu da izah edeyim şöyle. Çok bu konuda anlayamadığım şekilde bir durum var. Bu bahsettiğiniz şahıs 2 yıl önce mi, 3 yıl önce mi geldiğinde yani öyle bir insanları etkilemiş ki nasıl etkilemiş ben bunu anlayamıyorum. Bir defa kendisi bütçesi olmayan birilerinin adına evet, gelen bir arkadaş. Onu özellikle söyleyeyim. Birilerinin adına geldi. Tabii ki. Yani bize söylediği bu. Hatta Cevdet Ünlü var bilirsiniz. Evet, spor yazarı. Aynen. Onunla beraber geldiler. Sonra Cevdet Hoca benim onunla ilişkim kalmadı dedi hani. Ama şimdi ben burada beyan etmeyeyim her şeyi. Çok da diyalog olmasın. Yani münakaşaya dönüşmesin. Çünkü 3 yıl geçmiş aradan yani anlatıldığı gibi değil ya. Biz o zaman da teklif ettik. Kardeşim bizim takımın borcu bu. Öde.
Gel konuşalım. Ödeme var mı? Yok. Hatta parayla geldim almadılar falan demiş. Öyle bir şey vallahi yok, billahi yok, tallahi yok, olmadı yani. Bir ikincisi Afyon'la alakası yok adamın. Afyon'la ne değil. Ne amaçla geldi? Yani ya, bilmiyoruz, tanımıyoruz ki. Yani kendini öyle bir pazarlamış ki. Almanya'da bildiğim kadarıyla amatörün amatöründe olan bir takımı düşürdü ligden, bildiğim kadarıyla kendi anlattı. Ya çok başarılıydı, orada başarılı olsun. Evet. Hani bizim öyle bir derdimiz yok. Planı, projesi olan herkese kapımız açık. Yine bir ama bu burayı kullanıp başka emeller ediliyorsa bu ayrı bir şeydir. Yani bu bir de bir başkanım şey, koskoca il takımı yani. Ya verilemez kardeşim bir insana. Herhangi birine veya Süleyman Karakuş'a da verilemez kardeşim. Evet. Buranın yönetimi vardır, derneği vardır, camiası vardır. Bir işleyişi vardır. Tabii buranın. Ki ya. Bir uslubu vardır, usulü vardır ya. Şehir takımından bahsediyorum ya. Evet. Emir isimli bir taraftardan bir soru daha. Her sene altyapıdan en az 2-3 oyuncu çıkarılıp sözleşme imzalanıyor. Sonra maç kadrosuna bile girmeden geri oynadıkları lige indiriliyor demiş. Ama bu sezon 7 oyuncu var kadroda. Başkanım şey, böyle bir soru var. Gene bir taraftarımız da aynı meşeli sorulardan birisi. Emre Dayan'ı altyapı diyoruz ama Emre Dayan'ı neden gönderdiler demiş. Emre Dayan kendisi Offspor'da oynamak istedi. Kendi talebiyle geldi. Çünkü ya aynı mevkide 3 oyuncu var. Mahmut Alper. Alperen. Şimdi hangisini keseceğim? Pardon, İsmail, Alperen. Bir de Emre vardı. Emre dedi ki başkanım ben hani ikinci devre oynama şansım gelmiyor. Abilerim benden daha iyi. Görüyorum. Müsaade edersen Of'a gideyim. Oynayıp geleyim. Bizi kiralık gönderdik yani, satmadık. Geçen seneki performansı iyiydi ama bu sene demek ki istenilen yani performansı psikolojisini veremedi. Toparlayamadı diye düşünüyorum. Tabii tabii, bence de. O da önemli. Bir de şu var. Mesela biz şimdi arkadaş bahsetmiş ya, üstten alta, alttan üste geliyor gidiyor diye. İşte biraz önce bahsettiğim U19 modeli bu. Evet. Bir yere gitmiyor. O hafta kadroya giremediyse maç eksiği çıkıyor bu çocuk. Nerede tamamlayacak bunu? U19. Gitsin U19'da tamamlasın. Bu kötü bir şey değil ki. Bir hafta sonra geri çıkar. Yani U19'u tamamen entegre etmek lazım. Benim kanaatim bu. Tabii spor kamuoyunu farklı doğru, düşünebilir. Çok doğru bir karar. Ama başlayalım. Benim kanaatim bu. Seneye ömrümüz olursa benim düşüncem bu yönde. İlk bölüm için son bir dakika Ahmet Aytekin isimli taraftarımızın sorusunu yöneltip bitireceğim ilk bölümü. Bora Taşdemir neden forma şansı bulamıyor? Onu da görmek istiyoruz takımda. Ayrıca gelecek sezon için görüşülen oyuncular var mı? Gelecek gidecekler var mı? Planlama var mı diyor Bora Ahmet sakatlıktan Aytekin. Çıktı biliyorsunuz. Evet. Uzun süredir. Şu anda geçen hafta kadroya girdi. Biz Bora'yı destekliyoruz. Seviyoruz. İdmanlarda da izleme şansımız oluyor. İnşallah. Yani formayı biz vermiyoruz arkadaşlar. Formayı kendileri alıyor. Yanlış anlamayın. Yani bir de uzun Ege'de süreli, bu hafta kadroda yoktu. Uzun evet. Süreli sakatlıklardan sonra dönmek zor oldu. Tabii İlke ne yaptı? 2 yıldır azmediyor. Yedek kaldı, sesini çıkardı. Yeni yeni forma şansı. Yani yeni yeni. Şimdi 6 gol oldu çocuğu. Evet, 6 gol. Ben çok da memnunum yani. İlke bizim Allah'ın izniyle çok iyi yerlere gelecek. Daha 23 yaşında. Çok iyi yerlere gelecek. İnşallah. Değerli izleyiciler, kısa bir ara veriyoruz. İkinci bölümde tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Programımızın ikinci bölümüyle sizlerle yine birlikteyiz değerli izleyenler. WhatsApp hattımıza sorularınızı bekliyoruz. Başkanımıza ileteceğiz. Tabii futbolun kalbi amatörlerden geçer. Herkes o yollardan yürür. Afyon'da da amatör liglerde bu sezon inanılmaz bir rekabet var bütün kategorilerde. O liglerle ilgili puan durumları ve alınan sonuçlar ekranlarınıza gelecek şimdi. İkinci Amatör Ligi B grubunda oynanan maçlar: Sultandağ Spor 0, Ataköy Gençlik Spor 3. Anadolu Gücü Spor 1, Çıkık Gençlik Spor 2, Dişli Belediyesi Hibrit Spor 5, Akçin Gençlik Spor 3, Gezler Spor 4, Halimoru Köyü Gençlik Spor 2. Bu sonuçlardan sonra puan durumu ise şöyle: Çıkırık Gençlik Spor 6 puanla 1. sırada, Ataköy Gençlik Spor 6 puanla 2. sırada, Anadolu Gücü Spor 3 puanla 3. sırada, Dişli Belediyesi Hibrit Spor 3 puanla 4. sırada, Gezler Spor 3 puanla 5. sırada, Halimoru Köyü Gençlik Spor 1 puanla 6. sırada, Sultandağ Spor 1 puanla 7. sırada yer alırken, puanı bulunmayan Akçin Gençlik Spor ise 8. sırada yer alıyor.
İkinci Amatör Lig A grubu oynanan maçlarda skorlar şöyle. Başmakçı Spor 0, Büyükkalecik Belediye Spor 2, Karacaahmet Gençlik Spor 6, Kılıçarslan Spor 1. Bu skorlara göre puan durumu Karacaahmet Gençlik Spor 3 puanla 1. sırada, Ahmet Paşa Spor 3 puanla 2. sırada, Büyükkalecik Belediye Spor 3 puanla 3. sırada, Düzağaç Spor 3 puanla 4. sırada, Kılıçarslan Spor 3 puanla 5. sırada yer alırken, puanı bulunmayan 2 takım Karaaslan Spor 6. sırada, Başmakçı Spor 7. sırada yer alıyor. 2. Amatör Ligi C grubunda oynanan maçlar Topaç Spor 2, Tatarlı Gençlik Spor 1, Seydiler Gençlik Spor 2, Çakırköy Gençlik Spor 2, Sadık Bey 1923 Gençlik Spor 3, Kumartaş 1986 Gençlik Spor 6. Bu skorlardan sonra puan durumu ise şöyle. Kumartaş 1986 Gençlik Spor 6 puanla 1. sırada, Seyhiler Gençlik Spor 4 puanla 2. sırada, Çakırköy Gençlik Spor 4 puanla 3. sırada, Topaç Spor 3 puanla 4. sırada, puanı bulunmayan 3 takım sırasıyla Adi Spor 5. sırada, Sadık Bey 1923 Gençlik Spor 6. sırada, Tatarlı Gençlik Spor 7. sırada yer alıyor. İsçihisar Spor 1, Ayvalı Spor 2, Susuz Belediye Spor 2, Emirdağ Spor 1, Çobanlar Belediye Spor 2, Karşıyaka Spor 3, Çağlayan Belediye Spor 0, Afyonkarahisar Demir Spor 1, Hocalar Belediye Spor 0, Erkmen Spor 1, Salar Belediye Spor 3, Şuhut Belediye Hisar Spor 1. Bu skorlardan sonra oluşan puan durumu ise şöyle. Emirdağ Spor 54 puanla 1. sırada, Susuz Belediye Spor 39 puanla 2. sırada, Şuhut Belediye Hisar Spor 37 puanla 3. sırada, Salar Belediye Spor 31 puanla 4. sırada, Ayvalı Spor 28 puanla 5. sırada, Çağlayan Belediye Spor 24 puanla 6. sırada, Çobanlar Belediye Spor 23 puanla 7. sırada, Erkmen Spor 22 puanla 8. sırada, Karşıyaka Spor 21 puanla 9. sırada, İsçihisar Spor 19 puanla 10. sırada, Afyonkarahisar Demir Spor 19 puanla 11. sırada, Hocalar Belediye Spor ise 7 puanla 12. sırada yer aldı. Amatör liglerdeki puan durumları da ekranlarınıza geldi. Süper amatörde çarpıcı bir sonuç vardı. Yeni ligi siz lider Emirdağ bu hafta Susuz'da mağlup ünvanını kaybetti. Evet. Susuz Belediyespor'a. Amatörde ciddi bir heyecan var. Başkanım, amatör ligleri takip ediyor musunuz kulüp olarak? Çok sayıda da bu konuda soru var. O liglerde Hesiraç Afyonspor seviyesinde oynayabilecek oyuncular var mı? Scout ekipleri oraları takip ediyor mu diye sorular geliyor. Bizim ekibimiz hem altyapı olarak hem A takım olarak amatör ligleri. Yani öncelikle şunu sorayım. Bu sene çok heyecanlı gidiyor. Ben çok beğeniyorum. Bu kadar spora ilgi olması, bütün hemen hemen beldelerde takım çıkması, kadro kurulması şehir açısından önemli bir adım. Bizim açımızdan da önemli bir adım. Çünkü profesyonel ligleri besleyen damarlar oralardan geçiyor. Yani bütün oyuncular oraların tozunu toprağını alıp ondan sonra profesyonel adım atıyorlar. Ya da profesyonelden oraya geçiş yapıyorlar. Yani güzel böyle geliş gidiş var. Basından takip ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde de birkaç maçı izleyeceğim. Özellikle izlemek istiyorum yani. Arkadaşlarımız da bizim teknik heyetimiz, altyapıdaki hocalarımız zaten devamlı takip ediyorlar. Oyuncu havuzları gözlerimizin üzerlerinde haberleri olsun. Evet. Güzel oynasınlar. İnşallah Afyonspor'da yer almalarını ben memnuniyetle isterim yani. Yine bu konuyla ilgili buradan bir soru daha gelmiş. Pardon, onu aktarayım. Refik Bey, Hesiraç Afyonspor'un U18 takımının Afyon amatör liglerinde mücadele etmesi yanlış değil mi? Çifte standart ve haksız rekabet olgularını çok fazla zedeliyor. Zedelediğinden bahsediyor. Aynı tartıda, aynı kefede olmamaları, zaten aynı kefede de birlikte yarışamayacaklarından bahsediyor taraftarımız Refik Bey. Hepsi Afyon takımı ya. U18'de bizim takımımız. Çobanlar da bizim, Emirdağ da bizim, Borvadin de bizim, Çay da bizim, Susuz da bizim. Yani haksız rekabet konusunda tartışılır o konu. Hocamıza saygı duyuyorum düşüncesine. Biz de orada talep edildik yani Afyonspor talep edildi. Olunsun burada dedindi. Biz peki dedik olunsun yani öyle illa olalım diye bir şeyimiz olmadı bizim. Pardon Muaz hocam sizin sözünüzü böldüm. O konuda buyurun. Şöyle başkanım benim fikrim şu, şimdi rekabetsiz ortam derken Hesiraç Afyonspor 18 takımı haftada nereden baksanız 5 antrenman yapabiliyor. Sahaları kullanabiliyor. Doğru. Ama diğer takımlar bu konularda sahaları kullanamıyorlar. Sıkıntı burada. Rekabetsizlik ortamı burada. Tabii ki şimdi Afyonspor'un altyapısı olunca orada daha fazla seçkin çocuklar geliyor.
Ama diğer takımlarda kendi yağından çıkarıp sahaya sürüyorlar yani çocukları. Yani renk de katar ama. Onu da söyleyeyim. Yani bugün öyle ama bazen de böyle çok rencide edici skorlar oluyor. Bu da tabii ki spor kamuoyu tarafından üzücü karşılanıyor. O yüzden değerlendirelim tekrardan. Yani biz böyle illa olsun elit liglerde mücadele etmesi gerekiyor tabii diye mesajlar geliyor ya sürekli. Orada ediyoruz zaten. Yani ama şey yaparız yani burada spor kamuoyu olmasın diyorsa olmayız ya, sorun yok. İstişare ediyoruz yani. Altyapı koordinatörümüz başkanım böyle böyle bir talep var deyince ben de hay hay dedim. Oynayın, katılın. Olunmasın değil aslında. Hani ama hani daha böyle dengeli, kadro, daha böyle kadro seviyeli. Çeşitliliği belki daha seviyeli hale getirebiliriz. Belki oynamayan çocukları o bölümde tamam kullanılabilir gibi. Ben onu görüşeyim inşallah. O en azından dengeyi sağlayacak kadroyla çıksınlar. Buradan çıkar çıkmaz Kemal Hocam'la ben o konuyu konuşacağım. Ankara'da yaşayan bir Afyon Karahisarlı taraftarımız yazmış. Ali Çetin Kaya ismi. Ankara spor maçına gittim. Oyuncularımızı ve takımın performansını çok beğendim. Yalnız bir şeye üzüldüm. Hiç yönetici yoktu demiş. Hayır, vardı. Başkan evet. Vekilimiz oradaydı. Başkan vekili oradaymış Sayın Ali Çetin Bey. Sportif direktörümüz oradaydı. Sportif ben direktör. Sarım takılı hastanedeydim. Geçmiş olsun. O yüzden gidemedim. Yoksa bütün deplasmanlara bizzat kendim gidiyorum. O gün de başkan vekilimiz oradaydı. İyi yayınlar. Ben Yasin Korkmaz. Başkanımıza bir sorum var. Başkanım haklısınız her konuda. Ama evimizdeki çoğu maçta yenildik. Bizim zorumuza giden de o biraz. Daha hırsla oynasalar yenilsinler sorun yok ama sahada yok gibi ruhsuz. Bu tabii izleyicimizin görüşü. Sahada yok gibi oynuyorlar. O yüzden moralimiz bozuluyor demiş. Ben de burada bir cevap vereyim. Bu konuda Muaz Hoca'nın da mutlaka söyleyecekleri vardır. Seyircinin ben bu sezon Esilaç Afyonspor'a pozitif katkı verdiği bir maç göremedim maalesef. 3-4 maçı da canlı anlatmaya gittim. Bu kadar maliyet performans olarak ciddi manada başarı yakalamış bir takımın bu kadar az seyirciye oynaması da bir hayli düşündürücü. Biraz da iğneyi kendimize batırmak ya lazım. Daha ötesini söyleyeyim. En son maçta, hangi maçta? Erok maça. 837 bilet satılmış. İzleyen 3000 kişi. Yani 2700 kişi kaçak girmiş. Ya da bir şekilde girmiş. Yani bu da ayrı bir olay. Aynı zamanda tribün olaylarından da kulübe birçok zarar geldi. Çok. Bu sene 200 bin liraya geçti. 200 bin liraya geçti dediğimiz para. Biz bir haftada kapatma aldık. Bundan sonra olursa zaten 3 hafta kapatma İçeride alacağız. İçeride ceza yiyoruz, dışarıda ceza yiyoruz. Yani sürekli yani, böyle de bir sıkıntımız var. Yani bizim aslında taraftarlar olarak tribün kültürünü oluşturmamız lazım. Kendi yapımı, şöyle, kendi bünyemizde. Arkadaşın sorusuna binaen şimdi orada bizim oyuncuları öyle motive etmemiz lazım ki dediğiniz gibi hırslı, koşan, mücadele eden, sonuç alan oyunun çıkması için bizim üzerimize düşeni yapmamız lazım. Ya alkışlamamız lazım ya tabiri caizse. Ne olursa olsun. Bu takım bizim ya. Bir hafta alırız, bir hafta kaybederiz. Bu spor abi. Üç farklı sonuç açık. Kazanmak, kaybetmek, berabere kalmak. Yani şunu bilmemiz kaybedince lazım. Dünya yıkılmıyor abi. Evet. Bu takım herkes... Benden fazla üzülen olur mu kaybedince? Kesinlikle. Herkes gelir geçer gider. Ama taraftarlar tabii her ki zaman yerin alır. Her zaman tribünün en önünde ben gelenleridir. Ben hepsiyle görüşüyorum. Hepsi odama geliyor. Hepsiyle çay kahve içiyoruz. Hepsi pırıl pırıl insanlar. Evet. Hepsini ben çok seviyorum taraftarlarımızı. Allah hepsinden razı olsun. O buz gibi havada oraya gelmeleri de benim misafirim olmaları da bizim için bir onurdur. Ama İbrahim Hocam'ın bahsettiği destek anlamında, alkış anlamında, tezahürat anlamında yıkmamız lazım ya o gün orayı. Tabiri caizse o sahayı 15 bin kişi doldurup yıkmamız lazım. Bu takım çok büyük fedakarlıklarla kurulmuş. Küfürsüz, hakaretsiz, alkışla, taraftar bize yakışan taraftar kültürüyle olmamız lazım. Sahada kalın. Ben küfürle, hakaretle bu işin olacağını düşünmüyorum. Ve bize yakışmadığını düşünüyorum. Her hele bu Ramazan ayı mübarek günde. Orada bize yakışan, Müslüman kimliğimize yaşayan, Türk kimliğimize yakışan bir taraftar kültürümüz olsun. Alkışlayalım. Güzel sloganlar atalım. Şarkılar söyleyelim. Hep beraber koro halinde söyleyelim. Evet. İstiyorsanız ben bando takımı getireyim. Ama ne olur argodur, küfürdür. Bunları yapmayalım ya. Bunlar bir şey kazandırmıyor. Ancak ceza yiyoruz işte. Başarıya değil armaya sevdalı. Tabii ki. Ya, tabii ki Afyonspor'da isimler kalıcı değildir hocam. Hatta bizim taraftarlarımızın sözü var. Her zaman söylüyorlar. Kravatlılar gider, atkırlar kalır. Doğru söylüyorlar. Evet. Kravatlar gider, atkırlar kalır.
Yani ama bizim bununla birlikte de başkanım kendimizi geliştirici noktalara çıkmamız lazım. Görüyoruz. Kültürel olarak farklı bir seviyeye çıkmamız lazım artık. Gerçekten kesinlikle, yıllardır yani 1967 yılından beri Afyonspor kimliği var. 1967 yılından bugüne Afyonspor ismi var bu camiada. Artık bir taraftar kültürü, bir taraftar mobbingi karşı takıma karşı oluşması lazım. Yani Afyonspor'a gittiğinde herkes zor bir deplasman olduğunu zaten biliyorlar. Taraftarla birlikte bunu bizim daha da zorlaştırmamız lazım. Çok iyi bir ambiyansı da var. Koordineli bir şekilde bütün taraftarların bestelerini hazırlayıp ona göre gelip sahaya sadece bestelerini yani söylemeler biz lazım. Orada, bizim orada her kesimden arkadaşımız var. Afyonspor birleştirici güçtür. Hepsine saygı duyuyorum. Orası siyaset üstüdür. Bütün damarların birleştiği Afyon'da tek bir sosyal aktivite var. O da Afyonspor'un maçıdır. Her hafta orada insanlar geliyor, moral buluyor, hobisini yerine getirmiş oluyor, ailesiyle geliyor. Kızıyor, bağırıyor bir hafta bize bütün şeyini boşaltıp gidiyor. Tamam bunları yapsın sorun yok ama takıma zarar vermeyelim. Bana desinler ama takıma söylemesinler lütfen. Bizim takımımız genç bir takım, tecrübe kazanıyor, çok güzel yerlere geliyor. Bizim bunu daha da kamçılamamız lazım, desteklememiz lazım. Var gücümüzle yanlarında olmamız lazım. Hele hele son 10 maçta evimizde kaldı 5 maç. Yani ne olur bize yakışan şekilde bu takımı el birliğiyle bir yere getireceksek getireceğiz. Ya el birliğiyle yok edeceğiz ya el birliğiyle var edeceğiz. Ben tek başıma bir şey yapamam. Hiç kimse burada benim süper kahraman güçlerim yok. Sihirli değneğim yok. Bu yönetim, teknik heyet, futbolcu, taraftar, şehir, siyaset, ticaret, basın bir araya gelirse olacak bir şey. Bunların hepsi istiyorsa bu Afyonspor bir yere gelir. İstemiyorsak ya geri gideriz ya olduğumuz yerde kalırız. Evet. Buna karar vermemiz lazım. Şu an o aşamadayız. Playoff'la 2 puanımız var. Evimizde Tarsus maçı var. İnşallah bu maçta ilk defa belki 15 bin kişiye oynarsak bir başlangıç olur. Buradan da bu çağrı başkanı. Yani başkanımızın hep birlikte çağrısı. Yapalım. Yani burada kızsınlar tamam. Ya takım kaybedince ben de kızarım. Ben de üzülüyorum. Ben de bazen inan oyuncularla, hocamızla konuşuyoruz, tartışıyoruz ama ya sahip çıkacağız kardeşim. Yani bardağın dolu tarafına bakacağız. Ankara Spor'da. Evet. Yensek çok güzel olmaz mı? Çok güzel olurdu. Ama aldığımız bir puan da var. Bunu unutmayalım. Deplasmanda yenemiyoruz. Deplasmandan da bir puan alıyoruz. Evet. Yani işte Çorum'da oynanan oyun ortada. 10 kişiyle 96 4'e kadar yeniyorduk. Ahmet de galip geldi. Ahmet de galip geldi. Urfa da galip geldi. Bu takım geldi. Ankara Spor'da öyle 96-2'deydik. Bu ligin yeni takımlarından biri. Onu da söyleyeyim ya. Çok iyi pas yapan bir takım. Pas oyunu oynayan. Ben orayı da çok beğeniyorum. Dikini yani. Tebrik ediyorum. Öne doğru oynayan bir takım. Bizim takımımızda hani formatlarımız aynı hemen hemen Ankara Spor'la. O sebepten yani bazı yorumları inan atıyorlar bana arkadaşlar. Ben çok sosyal medya kullanan birisi değilim. Sadece Twitter kullanıyorum. Aklı ziyan yorumlar ya. Evet. Aklı ziyan yorumlar yani. Küfürden, bedduadan, hakaretten, oyunculardan, teknik heyetten, yönetimden. Abi ne geçiyor eline ya? Yönetmek istiyorsan gel. Sorun yok ki. Yönet diyorum, yok. Yönetiyoruz, hakaret ediyor. Ne geçiyor eline bilmiyorum. Hazmedemiyorsa maden suyu göndereyim. Bir şey göndereyim yani. Bu takımın başarısı hazmedilmiyorsa Kızılay Fabrikası Afyon'da bildiğim kadarıyla. Gönderelim abi içsin. Ya yönetmek istiyorsa gelsin. Evet. Onu da açığız. Projesi varsa gelsin abi. Ya biz bu takımı aldık. Kimseye vermiyoruz, göstermiyoruz, kapatıyoruz. Sadece biz karar vereceğiz. Öyle bir dünyamız olmadı ya hiç. Öyle bir şeyimiz yok yani. Afyonspor'un şerefi yere düşmesin. Sahada çıksın, adam gibi oynasın. Şehrin ismi Türkiye'de temsil edilsin. Benim tek derdim bu. Evet. Tayfun Yeşil'in paket halinde sorduğu 7-8 soru var. İkisine, üçüne, dördüne başkanımız zaten cevap verdi. Kulüpte niye liyakat sahibi kişilere görev verilmiyor? Orada mesela birkaç örnek vermiş. Eski Afyonspor'un profesyonel seviyede futbol oynayan oyuncuları Nihat Baştürk demiş. Ondan sonra bizim spor direktörümüz Ramazan'ı tanıyor muymuş? Tayfun Yeşil. Eski Afyonspor oyuncusu. Ramazan Altıntepe. Şu anda spor direktörümüz Afyonlu. Evet. O da yıllarca üstlüklerde oynadı.
Yani nasıl bir liyakatmış bilmiyorum ki. Kulüp müdürümüz spor yöneticiliği mezunu. İbrahim Bey. Aynı zamanda FTR mezunu. BESYO mezunu. Evet. Yani teknik eğitimimiz zaten belli. Yöneticilerimiz hemen hemen çoğu belki futboldan gelme. Belki o altyapılarla alakalı olabilir mi? Altyapıda da Kemal hocamız var. Altyapılarla alakalı yani, soruları da var da onların çoğunu başkanın pasaj pasaj cevapladı zaten. Yani 6-7 liyakat, tane paket soru sormuş. Liyakatlık kulübün içinde var. Yazıyor. Kulübün içinde görev. Yani, liyakat konusu genel olarak İbrahim hocam biraz şeydir. Sana göre farklıdır, bana göre evet, farklıdır. Yani görece, göre göreceli bir kavram. Bana göre liyakatsızdır. Neye göre liyakatsız, neye göre liyakatlı? Yani ben burada yöneticiyim. Ben sporcu olduğumu iddia etmiyorum. Ben yöneticiyim. Kulüp başkanıyım. Her şeyi bilmek zorunda da değilim. Ama bilenlerle bu işi yaparsan işte ortaya meyvesi çıkıyor. Ben bilenlerle beraber yürüyorum. Evet. Ve kimse talip olmadığı için yapıyorum. Afyonspor'un arması yere düşmesin diye yapıyorum. Bu işi de inşallah sezon sonuna kadar bu bayrağı en güzel yere çıkarma gayreti içindeyiz. Arkadaşımızın liyakattan kastı buysa kendi yapmak istiyorsa gelsin ya da önerici isim varsa onları göndersin. Benim diyeceğim bu. Yani bu liyakat konusu da baydı yani. Her yerde konuşuluyor, konuşuluyor. Yazması kolay. Çok kolay ya yazı yazmak, köşe yazısı yazmak, eleştirmek, dokundurmak. Evet. Ama hadi gel iş başına dediğinde kimse yok. Ahmet Kulak'ın bir sorusu var. Mor Beyaz sayfasından kendisi. Sosyal medyadaki sayfaların Afyonspor'a verdiği desteği kulüp sayfasından hiçbir zaman göremiyor kulüp demiş. Ama bizlere bir teşekkür edilmiyor. Her maç öncesi belediyelere çağrı yapıyoruz ama karşılığını alamıyoruz demiş. Ayrıca Kızılay Maden Suyu ve Avşar Maden Suyu sponsor olması için teşvik edilmiyor mu ya da temasa geçildi mi demiş. Geçildik, kabul etmediler. Kızılay zaten. Mor Beyaz sayfası da. Mor Beyaz sayfası da ben takip ediyorum. İyi bir kitleye tabii. Sosyal medyam yok da. İyi bir kitleye tabii. Ama Twitter'da yok herhalde. Facebook'ta var sadece. Facebook'ta var. Takip ediyorum. Çok da teşekkür ediyorum. Yani çok güzel. Hakikaten paylaşım yapıyorlar. Hatta bütün sporlarla alakalı paylaşım evet, yapıyorlar. Afyonspor sayfası ne gibi destek verecek onu anlamadım. Yani kulübe daha çok sayfanın, kulüp resmi sayfalarının daha çok kulüple ilgili haberler, daha renkli, daha böyle yenilikçi bir profile ulaşmasından mı veya erişmesinden yani, bahsediyor. O tarz. Yani biraz daha resmi bir sayfa. Şimdi orada her şeyi paylaşamıyorsunuz. Tabii ki. Resmi bilgilendirme yapıyorsunuz. Ama kulüp sosyal medya ile uğraşan arkadaşlara söyleyeyim. Arkadaşlar görüşsünler gerekirse. Ne yapılabilir? Konuşalım yani. Hani o konuda çok sosyal medya kullanan biri olmadığım için çok yorum yapamayacağım açıkçası. Karacaahmet Gençlik Spor Kulübü Başkanlığı Süleyman Uyanık Bey altyapıya önem vereceklerinden bahsediyor ve Kütahya Spor Kulüp Başkanı Erdoğan Çolak'la iletişim halindeymiş kulüp olarak hemşerimiz takım. Kendisi de hemşerimiz Karacaahmetliymiş. Afyon'a da hizmet etmek istiyorlarmış yeni kurdukları kulüple. Sizlere de başarılar diliyor Süleyman Bey. Teşekkür ederim. Uyanık. Bizden sağ talepleri oldu. Biz yerine getirdik. Sağ talepleri oldu. Yerine getirdik. Onlardan biri geldi. Tecelli Bey herhalde. Onlarla görüştük. Tecelli Bey. Yerine getirdik. Erdoğan Bey'de de çok iyi dostluğum vardır. Kütahya Spor Başkanımız. Kardeş kulübümüz. Sezon açılış maçını onlarla yaptık. Çok severim, sayarım. Saygı duyduğum bir camiadır. Tabii ki biz de çalışmak isteriz. Biz de destek olmak isteriz. Sonuçta Karacaahmet bizim İhsaniye ilçemizin bir beldesi. Başarılar diliyorum hepsine. Fatih Yalçın hocamız var. 1453 Mahmut Köyü'nün tek direktörü. Bir sorusu olacak sizlere. Hemen yazıyor, geri silmiş. Başka bir soruya geçeyim ben. Süleyman Başkanım liyakat söyleminden fazla rahatsız olmasın. Ben onu yani göreceli söyledim diyor. İsmini yazmamış. Bir dakika tekrar. Bu esnada ben şu konuya gireyim evet. Başkanım. Şimdi Afyon'da yaklaşık 13-14'e yakın futbol okulu var. Altyapılarla ilgili gerçekten bu futbol okulları iyi bir seviyede yarışıyorlar kendi aralarında ve hepsinin de içerisinde kadifiyeli, işin ehli insanlar var. Yönetenler de, antrenörler de o şekilde. Biz diyoruz ki sürekli söylediğimiz bir şey var. Bizleri Afyonspor futbol okulları bünyesinde bir çatı altında toplamalı. Ben yani, bunu konuşmuştum. Sizlerden hangi kulüp
Yani bunları bir çatı altında toplarsak... Dernekleşim demiştim hatta. Gerçekten çok... Evet, öyle bir telefon görüşmemiz oldu. Kime demiştim bilmiyorum ama sizden 2-3 kişi geldi yanıma. Evet. Spor okullarından. Sağ kullanımı ile alakalı geldiler. Sonra dernekleşin, farklı yardımlar da alabilirsiniz falan demiştim. Tabii orada kaldı. Ya bununla ilgili ilerisi herhangi bir seviyeye çıkamadık ama gerçekten orada yetişen çok önemli, çok değerli çocuklar var. Yani biz dışarıdan altyapılara oyuncu alacağımıza veya başka bir şey yapacağımıza, bununla ilgili buradaki yetişen çocukların değerlendirilmesi konusunda bütün futbol okullarının hemfikir olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Afyonspor'un bizim çünkü en büyük camiamız burası Afyonspor. Aynı şekilde futbol okullarına, diğer kulüplere, altyapı kulüplerine hem destek vererek çocukları alacaklar hem de kendi bünyelerinde bunları belli bir seviyeye çıkararak inşallah ilerleyen süreçte Afyonspor gibi camiada oynatacaklar. Bununla ilgili bir çalışma yapılabilir mi? Birkaç soru da geldi. Biz hazırız. Bize ne görev düşüyorsa birleşmeniz noktasında bizden ne isteniyorsa biz destek vermeye hazırız. Bunda sorun yok. Futbol okulları çok güzel bir uygulama. Yani insanları yani aynı zamanda kulüpleşiyorlar. Ne olur hocam? Herkes profesyonel futbolcu olacak diye bir kesinlikle, farz yok. Kesinlikle. O futbol okuluna giden kardeşlerimiz kahvehaneye gitmektense, yanlış işlere bulaşmaktansa orada idman yapması, top oynaması, halı saha maçı yapması bile kesinlikle benim için önemli bir avantajdır. Yani sporcunun ahlaklı yetişmesi. Ya yani buna da değinmek lazım. Yani futbol okullarında sadece sporla alakalı değil, bu işin ahlak ve maneviyat boyutuna da, psikoloji boyutuna da girmek lazım. Buna şöyle bakıyorum. Ben zaten bir çocuk 14, 15, 16, 17 yaş aralığında zaten en sıkıntılı ergenlik tabii dönemi dediğimiz yaş tabii aralığı. Bu yaş aralıklarında bu çocuklar genelde futbolcu olma hayaliyle yetişiyorlar ve 20'li 21'li yaşlara geldiğinde artık bazı karakterler, bazı şeyler oturduğu için o 14, 15, 16 yaşındaki aralıktaki şeylerde hata yapma oranı aza iniyor. Biz aslında bunları da anlatıyoruz çocuklara. Sizin söylemek istediğiniz konuyla hocam, aynı yani, endeksti yani. Ama oradan daha önemli bir konu daha var bence. Lafınızı böldüm ama ilçelerden de çok oyuncu geldi geçmişte Afyon'a. Rüstem Yiğit Yıkılmaz var. Şu an ikinci ligde. Şu an aynı kalacak yer bulamadı başkan. Etimesgut'ta oynuyor şu an. Afyon'da git gel yaptı. Yasin Tercan var şu an Eskişehir'de. Bala çıkacak neredeyse. Yeni aynı takımda i̇şte Muammer Ali Selçuk. Amatör. Esilaç Afyonspor'un bünyesindeydi bu oyuncular. Maalesef burada kulüp tesisleri olmadığı için barınamadılar. O kanayan yaramış. Peki o hocam konuda bir çalışmanız da var şöyle, mı? Şöyle vardı. Tesis yapılacak mı bu çocukların konaklaması için? Vardı. Projesi hala hazır. Çevre ilçelerden gelen 37 çocuk odalı bir projemiz vardı. İhaleye çıkarken işte malum mali değişikliği oldu. O zamanki yaklaşık maliyeti 4 milyondu. En son aldığımızda yaklaşık maliyet 45 milyondu. Şu anda muhtemelen 60 milyon civarı bir maliyet çıktı. Ya buna deprem bölgesi de malum ülkemizi şu anda tek gündemi o. Evet. Gençlik Spor Bakanımız buraya gelecekti havuz açmaya. Orada dosyayı tekrar sunacaktık. Bizim açılış da iptal oldu. Bakanın da gelmesi iptal oldu. Tam 4-5 Şubat'ta biz burada şey planlıyorduk. Açılış. 6 Şubat'ta deprem olunca süreç uzadı. Ya bahsedemiyorsun bile şimdi o konuyu. Hani orada insanlar canıyla uğraşırken burada Bakan Bey'e gelemedi zaten. Gelse de hani nasıl söyleyeceğiz evet onu da bilmiyorum ama inşallah yaza doğru burada bakanlarımızı ağırladığımızda benim gündemimde proje hazır şu anda. Böyle bir harika tesisin kesinlikle olması lazım. Kalacak. Şu anda bizim kompleksimizin lazım tek eksiği o. Zeminlerde de bazı problemler var. Var. Başkan. Yani alttan ısıtma olayını çözmemiz lazım. Ondan bunu afşetle çözmemiz lazım. Genelinde bir bozulma var. Bakımsızlık var bazı zeminlerde. Oralara da bir el atılması lazım. Şöyle sanki orada da şöyle bir yetki karmaşası var işte. Gençlik Spor Müdürlüğü'nde olan sahalar var. Bizde olan sahalar var. Bizdekilerin bakımı rutin yapılıyor ama diğerlerini ben takip edemiyorum. Bilmiyorum. Kendi A takımlık sahaları hava şartlarından dolayı malum sert bir kış geçiriyoruz. Bu sene gene iyiyiz de ama kış mevsiminde bizim sağlığımız zorlanıyor açıkçası. Termal sıcak su olmadan da bunun çözüleceğini düşünmüyorum. Bizim öncelikle stadyumu ardından da o idman sahalarını termal altyapıyla buluşturmamız lazım. Burada da vali hanıma, belediye başkanımıza sıramlarımızı iletmiş olayım. Bir de şey var başkanım. Mesela S2 sahası var. S1'de hadi tribün var oradan maç izleyebiliyorsun ama S2 sahasında bütün seyirciler genelde ayakta maç izliyorlar.
Bununla ilgili de aslında bir çalışma yapılsa yani tribün gerekiyor. Tribün gerekiyor. Sıkıntımız var yani. Güvenlik sıkıntısı da var. Gerekiyor onu çözmemiz lazım. Güvenlik sıkıntımız da var orada. Ben Gençlik Spor Müdürlüğümüzle bir görüşeyim de. Yani çözülmesi lazım. Dediğiniz doğru. Ben de izledim orada. Evet. Güvenlik, tribün, var. Soyunma odası. Yedek kulübesiyle birebirsin, hakemle birebirsin. Tabii. Oradan da ayrı bir sıkıntılar yaşanıyor yani. Emirdağ sağlıklı maçı görüyor, biliyorsunuz yani. Ramazan Korkmaz, çok sayıda soru var. Hepsini artık hızlı hızlı okuyalım. Sayın Başkanım, ben ve iki oğlum fanatik Afyonsporluyuz. Buradan sizden bir ricam olacak. Memleket takım aşığı bir memleket ama bunu tam yansıtamıyor. Bir yardım kampanyası yapmanızı rica ediyorum. 1000 TL şu an benden bir memur olarak kulübümüze gelsin diyor. İsmimi de açıklayın diyor. Çok mangala kim kül bırakıyor görelim demiş. Memlekette nüfusumuz 750 bile yakın. Dışarıda olanlarla 2 milyondan fazla. Bu kadar konuşan varsa çıksın piyasaya. Maddi destek olsun. Bu işler bu kadar kolay değil demiş Ramazan. Çok teşekkür ederim. Çok hassas bir yere değinmiş. Ali Cenaplığından dolayı tebrik ediyorum. Yardım kampanyası şu anda malum deprem bölgesinden dolayı bunu gündeme getirmemiz çok şık olmaz. Evet. Bütün yardımların öncelikle deprem bölgesine gitmesi lazım. Evet, hassasiyet. Hocama da biz onu almış kabul edelim. Onu da AFAD'a bağışlamasını ben tavsiye ediyorum. Ramazan Bey, ben AFAD'a bağışlamanızı yani istiyor başkanım. Ama bu cömertliğinden dolayı teşekkür çok ederim. Çok az süremiz kalmış. Soruları hızla okuyalım. Nurettin Ergin, 2009 yılından beri Afyonspor'un her maçına gidiyorum. Afyon'daki termal otellerden destek geliyor mu demiş. Gelmiyor. Gelmiyor dedi başkanımız. 1980'li yılların başından bu yana Afyonspor'u takip ederim. İsmim Ali Ertaş. Afyonspor taraftarına kulüp taraftarından çok çekmiştir. Kulübe zarar veren bir kişi taraftar olamaz. Bu konuda nasıl bir çalışma yapılabilir bilemiyoruz yani buradan demiş. Buradan iletiyoruz işte. Yani başka yapacağımız bir şey yok. Ben orada 4000 kişinin başına hafiye bırakacak halim yok. Ve taraftarı gelme de diyemezsin. Diyemem ki yani. Hani orada gelecekler. Kendine yakışanı yapacak herkes. İsmini açıklamayan bir izleyicimiz kulübün kendine ait binası ve tesisi ne zaman olacak? Tesisler belediyenin demiş. Evet. Şu anda öyle. Bütün illerde genelde böyle. Onu da söyleyeyim de. Yani bize özel bir şey değil bu. Ben Abdurrahman demiş bir taraftarımız. Başkanımız çok iyi işler yapıyor. Sorarsanız mutlu oluruz. Afyonspor ilerideki senelerde Süper Lig hedefini koyacak mı önüne demiş. Afyonspor potansiyel olarak buna gerekiyor İbrahim Hocam da. Hani önceliklerimizi sıralamamız lazım. Temel atmamız lazım. Birinci katı çıkmamız lazım. İkinci katı çıkmamız lazım. Üçüncü katı öyle gelmemiz lazım. Evet. Yani buna da sabır gerekiyor. Biz bir temel attık diyoruz. Tabii şu anda biz şunu söyleyeyim yani geleceğini planlıyoruz ve temelini attık Allah'ın izniyle. Bundan sonrası için tuğla koymak kaldı şimdi. İsmail Arda isimli bir taraftar. Süleyman Başkanım'a sorum olacak. Koray Palaz'la sezon sonu yolları ayırmayı düşünüyor mu? Tecrübeli isim düşünüyor mu takımın başına Koray Palaz yerine demiş. Ve hocam Koray Hoca her maça farklı bir 11 ile çıkıyor. Mesela 11 ile çalışmalarını sabitleyip her maça öyle çıksa olmaz mı demiş. Bu hoca stratejisi ve Koray Hoca da stratejist bir hoca. Her maça göre bir planı var. Futbol artık çok değişti. Modern gelecek takımın kadrosuna göre de onu şekillendirmek gerekiyor. Tabii zaten belli bir iskelet var takımda. O çok değiştiremiyoruz zaten. Hocamız bazı noktalarda farklı düşündüğümüz noktalar da var. Farklı tercihlerde bulunuyor. Biz saygı duyuyoruz. Evet. İstişare ediyoruz. Şu anda bir şikayetimiz yok. Hocamızla çalışıyoruz, devam ediyoruz yani. Yurt dışında yaşayan bir taraftar, Afyon sevdalısı bir taraftar. Kulübün resmi formasını almakta güçlük çekiyorum. Forma satışı yasak denmiş kendisine. Hayır. Park Afyon Store 03 Store'da Park Afyon. Öyle bir şey yok. Oradan hatta şu anda nereden temin edebiliriz? Online sipariş verip kadroyla gönderiyorlar. Online sipariş verebilirsiniz. Park Afyon'da var. Park Afyon'da var. Bir kere konudan da deniyor. Deplasmana gelen takımlar termal otellere ücret ödüyor mu? Afyon sayesinde pardon. Deplasmana gelen takımların termal otellerde kalıp ücret ödediğini, Afyonspor sayesinde de bu termal otellerin para kazandığını söylüyor Nurettin Ergün. Takıma destek olmaları gerektiğini. Aynı zamanda kamplara gelenler de. Yani 160'a yakın takım geldi. Evet. Ama şu ana kadar bizim aldığımız bir destek yok. Üzücü. Temel atmaktan bahsettiğini başkanımızın söylüyor. Başkanım bu şeyleri kademe kademe anlattı zaten. Neden bu hale geldiğini kulübün. İyi akşamlar. Ben Afyon'dan Berkant. Başkanımıza Olcay Şahan'ı sormak istiyorum. Biz onun takım içinde oyununu ve abiliğini çok sevdik. Bir Afyonlu olarak bakıyoruz. Onun hakkında ve geleceği hakkında neler düşünüyor? Olcay bizim kardeşimiz. Maestro'muz. Biz kendisinden memnunuz. Abilik yapıyor takıma. Gelecekte de
Olcay ne kadar devam etmek istiyorsa biz hazırız. Sorun son yok. Maçta da 2 asist. Çok iyi. Ya da çizgiden tabii. Top çıkarmış. Sedat Alkan'ın sorusu var. Takımımız iç sahada neden başarılı değil? Ayrıca maçlara biletsiz girenlerin sorumlusu yönetim mi? Bir zamanlar konan Süper Lig hedefi rafa mı kalktı demiş. Bu soruların bazıları cevaplandı. Başkanım 10 takımdan sadece birinin çıkacağı playoff hedef koymak ne kadar doğru demiş. Ona bakarsa 40 takımdan da 3 şampiyon çıkacak sadece. Doğru. Futbol her zaman böyle. Sedat yani, Bey. Süper Lig'de de bir şampiyon var. Çobanlardan Poyraz Yılmaz, Muhammed Özbay hakkında neler düşünüyorsunuz demiş başkanım. Muhammed bizim geleceğimizin temelleri dedim ya. Evet. Temelin kolonlarından biri. Rol model olabilir. Tabii. Yani gerçekten çocuk kardeşimiz yaşına göre çok olgun, çok saygılı, çok da efendi, sabırlı, efendi. Maşallah yaşının üstünde bir olgunluk gösteriyor, sabır gösteriyor. Kadroya giremeyince üzülmüyor. Girince şımarmıyor. Yani biz çok memnunuz. Hocamızdan da benim özellikle üstüne düşmesini istediğim oyuncuların başında gelir. Sonuna kadar arkasındayım bu kaynağımızın. Arkasında durmaya da devam edeceğim. Aynı şekilde Mustafa Erkasap var. Erkasap da öyle, Emir de öyle, Sefa da öyle. Şimdi isimler unutuyorum ama bizim Afyonlu bütün çocuklarımız. Eray'ımız da öyle yani. Kaan'ımız da öyle, Mete'miz de, Şiar'ımız da. Bunlar hepsi bizim sevdiğimiz, saydığımız kardeşlerimiz, genç yeteneklerimiz. Biz hepsinden memnunuz yani. Temellerimiz bu arkadaşlar. Biz playoff'u bekliyoruz başkanım. İlginize İnşallah. Çok teşekkür İnşallah. Ediyorum değerli izleyiciler. Bayağı bir mesajı da okuyamadım. Affedin. Oku hepsini ya. Yani bu yeterli değil süremiz. Başka bir programda sorduk da sormadılar demesin. Aynen. Yo. Yani her şeyi elimden geleni okudum. Her şeyi de sormaları gerektiğini zaten siz söylediniz. Hepsini de genelde okuduk. Son anlamlı bir mesajla bitirelim. Son 10 maç diyoruz. Stat'taki taraftar sayısı çok azaldı. Artık taraftarın desteği artmalı diyor Mehmet Öztürk. Ve evimizdeki ilk iç saha maçında artık bir duruş sergilemeliyiz demiş. Ayrıca kulübün köylerden, kasabalardan, ilçelerden taraftar desteği istemesi gerektiğini beyan etmiş. Buradan başkanım programı kapatsın. Çarşamba günü bir iç saha maçı var. Playoff hedefi var. Başkanım burada beyan etti. Taraftarlara buradan bir mesajı olsun. Asla küslük olamaz ama bir soğukluk var. Taraftarlar tarafından yok yani, bu beyan ediliyor. Buradan da onu Kanal 3 ekranlarından başkanım bitirsin bizzat. Programı da başkanımın seyirciye vereceği bu mesajla bitireceğiz değerli izleyiciler. Öncelikle teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu. İnşallah istedikleri cevapları verebilmişimdir. Kulüp olarak şeffaflık ilkesini şiar edinen bir yönetimimiz var. Her şeyin hesabını, her dakikanın, her saniyenin, her bütçenin hesabını vermeye bugün değil her zaman hazırız. İstedikleri zaman bana gelebilirler. Kulüp muhasebemize gidebilirler. Gelir gider bütçemize bakabilirler, danışabilirler. Verdikleri paranın nereye gittiğini öğrenmek istiyorsa sorabilirler. Bu konuda lütfen kapalı kalmasınlar. Cesaretle soru sorsunlar, cevap arasınlar. Kulübümüz dediğimiz gibi güzel bir süreçten geçti. Şu anda hani tabiri caizse dere geçiyoruz. Evet. Tam ortasındayız köprünün. Burada destek olursak geçeceğiz. Destek olmazsak geçemeyeceğiz. Hep beraber, birlik beraberlik içinde, kardeşlik hukuku çerçevesinde, saygı çerçevesinde bir ve beraber olmaya davet ediyorum. Biz herkes sevmek zorunda değil ama saygı duymalarını istirham ediyorum. Görevimiz icabı. 4 yıldır bu camianın içindeyim. 2 yıldır kulüp başkanıyım. Hayatımda aldığım en büyük şereflerden biridir Afyonspor Başkanlığı. Benim için önemli bir görev tanımıdır. Görevlerim içinde de en güzelidir, en şereflisidir. Bütün Afyon'un seyircisine hitap etmek, spor camiasına hitap etmek, onlara hizmet etmek bizim için bir onurdur. Onlar varsa biz varız, seyirci varsa biz varız. Seyirci izliyorsa zevkli oluyor. Yoksa evimizde alkışsız, müziksiz, eğlencesiz, tabiri caizse kuru bir maç bize zevk vermiyor. Yani Sivas maçında 4 gol attık. Yani sevinemedim yani hani. Tek başına sevinilmiyor. O sebepten seyirci kardeşlerimiz lütfen son 10 maçta elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce destekleyelim. Hep beraber güzel günlere beraber ulaşalım. Ben buradan hasreten her zaman yanımızda olan, destek olan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ne zaman başımız sıkışsa gidiyoruz, derdimizi anlatıyoruz. Çözüm üretiyor.
Bütün Afyon'da desteğe davet ediyorum. Lütfen Afyonspor'un varlığından haberdar olun. Bu konuda da hem Kanal 3 ailesinin hem basının desteğini istirham ediyoruz. Hep beraber bu yükü taşıyıp zafere ulaştıralım inşallah. Teşekkürler. Biz de çok teşekkür ediyoruz başkanım. İyi akşamlar. İyi teşekkürler akşamlar. Diliyorum başkanım. Hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrar değerli izleyiciler. Haftaya görüşmek dileğiyle.